Demedik biz bunu. Ardındansa tekrar ertesi günü raporlar tekrar halka arz edildi. Ve onun içerisinde gazeteci arkadaşlarım devamlı orada buldukları objeleri insanlara aktarmaya başladılar. Şimdi bunların içerisinde çok önemli nüanslar var. Mesela yazdım ben. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde teleferik var. Teleferiği biz 30 yıllığına devretmişiz. Belediye devretmiş işletmesini. Bununla ilgili kira almamız gerekiyor. Biz ama kira almamışız. Yıllardır kira almamışız biz. Burada Sayıştay raporundan öğreniyoruz biz bunu. Sonrasında Sayıştay diyor ki niye kira almadınız diyor. Bir anda aklına gelmiş belediye yetkililerinin. Hayır biz 2019'da tahakkuk ettirdik bunu diyor. Sayıştay o söylediğini de tekrardan kontrol ediyor. Bir bakıyor ki 2019 değil. Nisan'ın 2020'sinde yani Sayıştay bunu konu aldığı zaman bunu tahakkuk ettirmişler. Sayıştay bir de üstüne yanlış bilgi veriyor. Tabii bir de kandırmaya çalışıyor Sayıştay'ı. Yani bunda da aslında o cesurluğunu da tebrik etmek gerekiyor. Karşınızdaki Sayıştay müfettişi. Devam etmiş. Mesela ihaleler düzenlenirken ihalenin teknik şartnamesinde ne yapacağına dair o konuyla ilgili yapım işi ise hizmet işi ise bütün ayrıntılar mevcuttur ihale teknik şartnamesinde. Bursa'daki ihalelerde asfalt dökmede mesela asfaltın nereye kaç kilometre döküleceği açıklanması gerekirken ihalelere bir bakıyorsunuz atıyorum size Maltepe'de Gül Suyu'nda şuraya asfalt dökülecek kaç kilometre? Kalınlığı ne kadar olacak? İstenen özellikler ne? Bunlar yok. İhale buna göre yapılmış. Şimdi bunu yaptığınız zaman neyi yok ediyorsunuz? Siz yaklaşık maliyeti düzgün tespit etmiyorsunuz o zaman. Bu adrese teslim. Siz birilerine vereceksiniz demek ki. Üstün körü bir ihale yapıyorsunuz. Ve yaklaşık maliyeti doğru hesaplamadığınız içinse nasıl oluyorsa oradaki teklif verenler de buna yaklaşık bir teklif veriyor. Bir kırım yapıyor. İhale alıp yapıyorlar. Şimdi bununla ilgili daha ileriye gittiğimiz zaman Osman Gazi Belediyesi'ne gidiyoruz. Osman Gazi Belediyesi'nde daha önceki yıllarda da Sayıştay'ın bulgu konusu yaptığı İlim Yayma Cemiyeti var mesela. Arnavutköy Belediyesi'nde İlim Yayma Cemiyeti'ne ait bir kolejin bakım onarımı yapıldığı için ben bunu çok konu etmiştim. Sayıştay bununla ilgili o kararı alan ve altında imzası bulunan bütün belediye meclisi üyelerinden 800 küsur bin lira bir rakamı tahsil etti. Arnavutköy Belediyesi ve belediye başkanı ve meclisinden. Şimdi İlim Yayma Cemiyeti'nin işi bitiyor mu? Bitmiyor. Osman Gazi'de de karşımıza çıkıyor. Şimdi bu burada dursun, onu anlatacağım. İlim Yayma Cemiyeti ile ilgili Osman Gazi'de belediye başkanına diyorlar ki bizim burada camimiz vardı, yıkıldı. Biz camiyi yaptıracağız. Bunun yanına bir de yurt yaptırın diyor. Belediye de bunu hay hay diyor yaptırırız diyor. Ve bunun yurdunu yaptırıyor. Ne kadar ödüyoruz biz? 7 milyon lira ödüyoruz. Belediyeye 7 milyon lira para ödüyoruz biz. O yurt için. Belediyeden 7 milyon lira. Şimdi Osman Gazi'deki insanlar bana mesaj atıyor. Diyor ki Murat Bey video atıyorlar bana. Diyorlar ki yollar köstebek çukuru gibi. Orası mı değil mi bilmiyorum tabii ki. Osman Gazi'de yaşayan yurttaş bunu gönderiyor. Bizim diyor bakıma ihtiyacımız varken diyor yurt yapılıyor diyor. Şimdi bu yurt konusuna ben çok defalarca yazdım kitabımda da anlattım ve anlatmaya da devam edeceğim. Yurt dediğiniz zaman reklam yapılıyor. Deniyor ki biz çocuklarımızı hayır için okutuyoruz. Niye buna karşı geliyorsunuz? Hayır efendim siz insanları kandırıyorsunuz. Siz o çocukları hayır için okutmuyorsunuz. Siz o çocuklar için devletten para alıyorsunuz. Siz o çocuklardan da para alıyorsunuz. Ve o çocukları bahane ederek siz insanlardan da yardım topluyorsunuz. Ve o çocukların kalacağı yurdu da ben yaptırıyorum yine. Ve kalkıyorsunuz ben hayır için yaptırıyorum diyorsunuz. Sizin hayır için yaptırıyorum dediğiniz şey zaten kanuni olarak belirli bir çocuğu burslu okutmak zorundasınız. Burslu barındırmak zorundasınız. Yurt kimin işidir? Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı Yurtlar Müdürlüğü'nün işidir. Eğer biz onu yapamıyorsak niye biz dinci vakıfların eline bu çocuklarımızı teslim ediyoruz? Peki bu bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Mesela bir tane daha bugün örnek. İşte bu da ilk defa yayınlanan bir belge. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporlarını okudum. Bütün tamamını okudum. Şimdi oradaki Sayıştay müfettişi daha 2019 yılında herhangi bir şekilde ekonomik olarak bir gider sağlanmamış olan annelere indirim yapılmasını ve süt konusunda herhangi bir şekilde daha tablosuna girmemiş ya da kazasından para çıkmamış işlemi 2020'de bakması gerekirken 2019'da bakıyor. Ama aynı keza içerisinde başka bir tespit daha yapıyor. Diyor ki Pendik'te bir arazi var. O arazi daha öncesinde FETÖ'cü bir şirkete verilmiş. Hibe edilmiş FETÖ'cü şirkete. Sayıştay yapıyor bu tespiti. Tabii Sayıştay yapıyor. Ama Sayıştay'ın yaptığı tespitin içerisinde bu yok. Biz bunları çıkarıyoruz. Şimdi FETÖ'cü şirkete veriliyor. FETÖ'cü şirket tabii 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra orası alınıyor. Kime veriliyor?
25 yıllığına İlmihame Vakfı'na veriliyor. Aynı şekilde İlmihame Vakfı'na veriliyor. Bu sadece birkaç tane il ve ilçeden bahsettiğim şey. Ülkenin tapusunu verin ya. Böyle bir şey olur mu? 25 yıllığına bu arazi veriliyor. Kimin malını veriyorsunuz? Bize soruyor musunuz? Bunların hepsi devam ediyor daha. Bakın mesela İstanbul Kültür AŞ'de yine ben bunu yazılarımla anlattım. Şu andaki bütün belediyeler hangi parti olursa olsun umurumda değil. Belediyeler öyle bir şey yapıyor ki şu anda. Sayıştay'ın ve aynı zamanda 4734 sayılı ihale kanunun ve 4735 sayılı sözleşmeyi de bir şekilde arkasına dönmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki ben bunu yazdım. İstanbul Kültür AŞ. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alıyor. Belediyeden ihaleyi aldıktan sonra Kültür AŞ bunu bütün yandaşlarına, paydaşlarına dağıtmaya başlıyor. Ve diyor ki ben senden atıyorum bir bardak su alacağım. Şunu satın alacağım. Bunun bir de limiti var. Şu andaki limiti 13 milyon lira. 3G ile yapmak için. Bu istisnai bir yöntemdir 4734'te. Kanun cevaz vermiş bunu. 13 milyona kadar alınacak olan ihalelerde işte güvene dayalı ya da ileride herhangi bir teknik arıza yaşamaması için bazı durumlar olabiliyor. Bu haklı olarak. Ama bütün ihaleleri buraya sokmuşlar. Bir bardak su alacak. Bunun bedeli 13 milyonu geçti. Ya diyor kolay hallederiz bunu diyor. İkiye böl. Ne ikisi? Üçe bölüyor. Diyor ki bardağı ayrı ihale ediyor. Suyu ayrı ihale ediyor. Üstündeki logoyu ayrı ihale ediyor. Aslında alacağınız bir bardak su. Üçe ayrı ihale ediyor. Aynı zamanda aynı saatte aynı yerde. Ve o ki o işi o firmaya vermiş oluyor. Ben bunu yazdım. Ben bunu yazdıktan sonra hatta bir tespit yaptım. Dedim ki bu yöntemle 385 milyon lira Kültür AŞ'den ihale alan firmaları yazdım. Bir tanesi 300 küsür milyon lira ihale almış. Bir tanesi mi almış? Bir tanesi. Bir tanesi. Bir tanesi 300 küsür milyon TL. 380 milyon küsür TL. İhale almış. O firma benim yazıma engelleme kararı... O firma değil özür dilerim. O firmanın içinde geçen Cumhurbaşkanı'nın oğlu benim yazıma engelleme kararı getirdi. Firmanın içinde geçen ne demek? Şöyle firmanın ismi geçiyor. Neden geçiyor? O firmanın sahibi aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğluyla birlikte aynı okulda okumuş. Aynı vakıfta yöneticilik yapmış. Aynı şekilde de o vakıfta yine yönetici olan TRT Genel Müdürü'nün var olduğu yere TRT'ye film satmış başka bir firmayla. Peki, bu güzellik bir niye yapılıyor abi? Ya bu güzelliği yapan başka birine başka bir güzellik yapıyor. Ben de onu sorguladığım için yazımı engelleme kararı geldi. Engelleme kararını bildirdim. Ya, zincirleme onu bildirmeme de engelleme kararı geldi. Şimdi o engelleme kararları gelen yazım şimdi Sayıştay'ın konusu. Şimdi Sayıştay'ın konusu. Sayıştay bu tespiti vermiş. Bugünkü yazımda yazdım. E şimdi onun içinde biz neler görüyoruz? Mesela Kültür AŞ'nin içerisinde Beykoz'da bir plato kiralamışız biz. Yeşilçam filmleri filmem bilmem ne diye bir plato kiralamışız. Beykoz Belediyesi kiralamış burayı Orman Genel Müdürlüğü'nden. Orman Genel Müdürlüğü onun içerisinde harcamalar yapmışız. 6-7 milyon gibi bir harcama yapmışız içerisinde. Bu harcamayı yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi demiş ki burayı bize devret. Olur vermişler. Devretmiş. Masraflar yapmışız. Biz ondan sonra o platoyu kullanmamışız. Ama biz devraldığımızdan beri o platonun kirasını ödemeye devam etmişiz. O platonun kirasını ödemeye devam etmişiz. 5 yıldır, 6 yıldır biz kirasını ödüyoruz o platonun. Olmayan platonun. Olmayan platonun. Kullanmadığımız, hiçbir şey yapmadığımız yerin kirasını ödüyoruz biz. Kim ödüyor? Biz ödüyoruz. İşte o gelin buradaki ödenen paraları çok küçük meblalar diyor bazı belediye başkanları. Gidin o pazar artıklarını ayrıştırarak çocuklarına ekmek götürmeye çalışan insanlara gidin anlatın bunu. Az önce Ozan'ın anlattığı 500 lira asgari ücretinden para kesiyoruz biz tekrardan bunu bana yatıracaksınız dediğiniz insanlara gidin anlatın bunları. İnsanlar evlerine 15 lira 30 lira paralar çok cüzi bir rakam gibi geliyor ama onlar için çok büyük rakamlar. Bu meblaları topladığınız zamansa biz bugün eğer insanlara kalkıp da bu pandemi koşulları içerisinde devlet olarak onların yanında duramıyorsak işte bu giderler bu israflar bu yolsuzlukların yüzünden biz duramıyoruz. Az önceki arkadaşlarım tabloyu versinler mesela İstanbul Sayıştay raporunun içerisindeki 33, 34 ve 35 numaralı tablolar bunlar. Bakın ihale düzenleniyor. 4734 sayılı ihale kanununa göre ihale düzenleniyor. Ne yapılıyor mesela? Beykoz Meydanı sahil düzenlemesi işi yapılıyor. İhaleyi alıyor birisi. Ama Beykoz Meydanı sahil düzenleme işi yapılmıyor. Yapılmıyor, o iş yapılmıyor. Belediye diyor ki ya diyor, tamam burayı aldık biz diyor. Bunu yapmayalım diyor. Ne şu yapıyorlar? Şu an ekranda. Evet. Ne yapıyorlar mesela bakın Maltepe Başıbüyük Samandıra arası yol kavşak ve orta altyapı inşaatını yapıyorlar.
Başka ne yapıyorlar? Küçük su mesire alanı düzenlemesinin yapılmasını yapıyorlar. Ama anlaşma ve yapılması gereken Beykoz Meydan Sahil Düzenlemesi. Aynen öyle. Maliyeti ona göre veriyorsun. Sen teklifi ona göre veriyorsun. İhaleye katılacaklar diyor ki o işe göre teklif veriyor. İhaleyi ona göre birisi kazanıyor. Ondan sonra belediye diyor ki ya boş ver de onu yapmayacağız, bunu yapacağız diyor. Ya oradaki insanlar... Onun parasını alıyor. Onun parasını alıyor. Sen bunun kararını nasıl veriyorsun? Oradaki maliyeti nasıl belirliyorsun? Onun ona denk geldiğini nasıl yapıyorsun? Ve bununla ilgili dünya kadar iş var. Arkadaşlar 3 tane tablo var. 3 tablonun tamamı böyle. Bunun adı yolsuzluk. Bunun adı yolsuzluk. Bu insanların alın teriyle biriktirdiği vergilerin harcanmasıdır. Bu da i̇şte, üçüncü. Bayrampaşa-Tem bağlantı yolu evet. üzerinde köprü ve alt geçit yapılması. Sözleşmeye göre yapılması gereken bu. İhaleye göre bu. Ama ne yapılıyor? İşte buradaki yapılacak şeyler bunlar. Kavşak inşaatı, Samandıra kavşak inşaatı. Elektrik işlerini yapacaklarmış. Bunun açıklaması yok. Şimdi biz burada neyi görüyoruz Sayıştay'da? Sayıştay'da düzenleme raporlarını görüyoruz biz. Bir de bunların yargıya intikal etmiş bölümleri var. Yargıya intikal ettiği bölümlerde ise kamu zararı oluşuyor. Bunlara kamu zararı vermiş mi yok? Yok, bunlara vermemiş. Şimdi bunları ben işte bütün belediyelerden bunu istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Mutlaka gidip bunlara suç duyurusu yapılması gerekiyor. Buradaki insanların bu ihaleye kimler imza attıysa, kimler olur verdiyse, bu paralar kimlere devredilse bunların hepsinin tespit edilmesi lazım. Bakın çok seri olarak anlatıyorum ki fazla vakit almamak için. Mesela bir hadis bir film yarışması var. Kültür AŞ yapıyor bunu. Bir hadis bir film yarışması. Toplamda bununla ilgili diyor ki Kültür AŞ'nin programı sonunda 8 bölüm olacak. Bu şeyin sonunda biz teşekkür edeceğiz. Kültür AŞ'nin adı geçecek. Kültür AŞ'ye teşekkür ederiz diye reklam anlaşması yapıyorlar. Parası ödeniyor. Parası ödeniyor Timur. 295 bin lira parası ödeniyor. Benim için çok büyük bir para 295 bin lira. 295 bin lira para ödeniyor. Ama böyle bir şey yok. Ortada iş yok. Herhangi yapılan bir şey yok. Ama para ödeniyor. Film falan Ara, hiçbir şey yok ortada. Aradan yıllar geçiyor. Sayıştay 2020'yi alıyor. 2020'ye Ekrem İmamoğlu yönetimi geliyor ve bununla ilgili daha Sayıştay herhangi bir şey yapmadan tahakkuk ediyor. Hayırdır sen bu parayı vereceksin diyor. Ama bu zamana kadar hiç kimse bununla ilgili kardeşim bu parayı niye vermedin demiyor. Ya da şunu yaptık, bunu yapmadık, şunu yaptık, bunu yaptık diye rapor yok. Tek hesap soran yok. Hesap soran yok. Bu yıla kadar hesap soran yok. Şimdi bunun içerisinde Kültür AŞ'yi incelediğiniz zaman o kadar çok veri var ki. İşlem yapılmamış. Ödenmiş. Adam demiş ki ben 8 tane 12 tane hesap var. Bu hesapları yöneteceğim. Alacağım Twitter, Facebook işte bunun gibi sosyal medya hesaplarını yöneteceğim demiş. Bunun için para almış. Videolar hazırlayacağım, içerik hazırlayacağım demiş. Şimdi hazırlayacağım diyen firma bir bakıyorsunuz abi yapmamış. Kadıköy'de bir firma. Yapmamış. Bununla ilgili hiçbir bildirim de yapılmamış. Bununla ilgili yeni gelen yönetim hemen tahakkuk ettirmiş, geri istemiş parasını. Yapılan yapılmayanla ilgili, yapılmayan kısmı ya yapın ya da biz bunun parasını tahsil edeceğiz diye. Şimdi aynı firma kim diye baktığımız zaman Kızılay'ın içerisinde Kızılay Genel Başkan Yardımcısının denetleme raporu olarak gönderdiği ve yolsuzluk yaptığını iddia etti firma. Kızılay'ın içinde de geçiyor. Orada da yine aynı şekilde danışmanlık hizmeti ve reklam hizmeti veriyoruz, içerik üretiyoruz diye adı geçiyor. Genel Başkan Yardımcısından bahsediyorum. Genel Kurul üyeleriyle birlikte başvuruyor. Burada yolsuzluk var diyor. Bunu inceleyin lütfen diyor. Genel Kurul denetleme birimine gönderiyor. Yazılar var, yazdım ben bunlarla ilgili. Aynı firma şimdi karşımıza Kültür AŞ'de çıkıyor. Bu firma orada da iş yapmamış. Ama iş almaya devam ediyor. Adamın ben sayfasına girip baktığım zaman bütün devlet kurumlarının tamamıyla iş yapıyor. Referansları. Gerçek mi? Yerinde olan mı? Evet, evet yerinde olan var gerçek silah. Gayet hesapların aktarıldığı numaralar doğru. Her şey doğru. Adam parayı almış ama iş yapmamış. Ve bu kadar rahat. İşte az önce bahsettiğimiz hukuksuzluk, az önce bahsettiğimiz ekonomik çıkmaz ve insanların yokluğu işte bu yolsuzluklarda. Ben buna asla kamu zararı uğramış, mevzuata aykırı, usulsüzlük demem. Bunun adı yolsuzluktur. Ve bu toplum gerçekten ihtiyacı olan toplum. Özellikle bu pandemi koşullarında ben cezaevinden çıktıktan sonra insanların halini görüyorum. Dün pazartesi pazardaydım ben. İnsanları geziyorum. Ya öyle feryatlar işitiyorsunuz ki. Hem pazardaki esnaf hem pazara gelen kişiler. Ben karnabaharın artık brokolinin karnabaharın parça parça tane tane satıldığını gördüm. Parça parça satılıyor. Hadi limonu anlıyordum ben tane tane veriliyordu.
karnabahar taneyle satılıyor. Daha öylesine söyleyeyim, bebek bezleri tane tane. Ya gördüm onu da okudum. Bebek bezi utanmış, onu söyleyememiş artık herhalde. Bebek bezi taneyle gönderiliyor. Normalinde onu konuşmuştu. Talep ediyor ya, markete gidiyor talep ediyor. Paketi açalım da içinden 2-3 tane alayım diye. Ya onu ben bir de şöyle öğrendim. Bir yardım